Sevgili seyirciler, Türkiye'nin maden varlığı hakkında neler biliyoruz? Ve malum birkaç gün önce Tekirdağ Muratlı'da doğalgaz bulunmuş. Amerikalı iki firma yaklaşık 284 milyar varillik doğalgaz rezervi kesbetmişler. İlginçtir, bundan daha önce de buna benzer Trakya'da keşifler olmuştu. Tabii bir de biliyorsunuz Kaz Dağları'nda altın madeni çalışması var. Şimdi sadece orada değil, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bu maden faaliyetleri devam etmekte. İşte Karadeniz Fatsa'da altın madeni şu anda faaliyette çalışıyor. Uşak Eşme'de altın madeni faaliyette şu anda çalışıyor. Gümüşhane, Mastra şu anda çalışıyor. Erzincan, Ilıç çalışıyor. Efendime diyeyim. Bu da başka bir madenimiz. Kaz Dağları. Evet. İstrancalar'da başka bir maden firması altın çıkarıyor. Ve Kemaliye'de başka bir firma altın madeni çıkarıyor. Şimdi AKP iktidarıyla 2004 yılında 5177 sayılı maden kanunu çıkarılarak madenlerimiz özelleştirmeye açıldı. O günden bugüne yaklaşık 86 bin ruhsat yabancılar aldılar ve Türkiye'nin delik deşik etmekteler. Vatandaşımız görüyor mu? Ben gördüğünü sanmıyorum. Basın yazıyor mu? Yazdığını sanmıyorum. Ki basında da göremiyorum. Bu konularla ilgili olarak Türkiye'de bir tek ve bir siyasi ortaya irade koymuş. O da Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Ve enteresandır. Bu madenler çıkarılıyor da ne oluyor? Bir örnek üzerinden gideceğim. İşte Tekirdağ Muratlı'daki 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bugünkü maddi karşılığı yaklaşık olarak 80 milyar dolar. Peki bundan bize ne var? Oradaki köylü diyor ki işte arazilerimiz %40 değer kazandı diye komedi. Senin arsandan ne olur, tarlandan ne olur? Şimdi önemli olan bu firm, bu büyük servetten kimin yararlandığı. Bundan Türk milleti de yararlanamıyor. Kim yararlanıyor? Bunlar yabancılar yararlanıyor. Niçin bunu böyle söylüyorum? İşte maden kanunu sizle beraber sayfasını paylaşacağım. Dikkat edin, sarı kalemle üzerine geçtim. %2, sadece %2 devlet hissesi olarak tanımlanmış. Hatta bunun da aşağıda şartları var. Diyor ki burada maden kanununda diyor ki eğer diyor bu petrolle ilgili olarak örneklendirelim. Eğer diyor çıkarılan petrolün gravitesi 16 IB'den düşükse devlet hissesi %50 geri gider. Bir şart daha konmuş. Eğer diyor petrol 1500 metreden daha derinden çıkarılıyorsa devlet hissesi %50 daha geri gider. Şimdi Türkiye'nin yeraltı varlıkları böyle iç edilirken bu altınları, madenleri çıkaran yabancı firmaların Kanada'daki, Amerika'daki hisse değerleri uçuyor. Türk lirası aşağı gidiyor. Servet bizim ama onlardan yararlanan başkaları. Şimdi bu kötü gidişe bir Türkiye'nin dur demesi lazım. Ama buna Türk milleti buna karar verecek. Niye? Türkiye'deki bu siyasilere güç veren, onların böyle fütursuzca yanlış hareketler yapmasına cesaret veren milletimiz. Milletimiz bu düşünceyi, bu yanlış teşhisi veya bu yanlış tespiti, yanlış iradeyi yeniden değerlendirmesi lazım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.